Girin. Nasıl gidiyor? Çok mersi Faruk Bey. Siz nasılsınız inşallah? Her zamanki gibi yine 10 numara başladım. Sonra parfümleri gördüm. Şimdi 3 numarayım. Neden Faruk Bey? Hatalı bir şey mi var? Mihrimah serisinin iptalini istiyorum. Yapmayın ya. Yapacağım. Anladım da Faruk Bey, yani ürün 10 numara. Ambalaj 10 numara. Artı tanıtım için $1 milyon harcadınız Faruk Bey. Milyon dolar benim gururumdan daha değerli değil. Bir akşam yemeği yiyelim mi diye attığım mesaja ne cevap yazmış biliyor musun? Nereden bilebilirim Faruk Bey? Göstereyim de gör. Beni 365 gün içindeki herhangi bir 24 saatin içindeki herhangi bir 60 dakikanın içindeki herhangi bir salise için bile aramayınız. Bundan daha acı verici bir red cevabı olabilir mi? İnsan böyle bir mesaj yazan bir kadına nasıl aşık olmaz? Ve aşkına karşılık alamayınca nasıl yaşar? Onu yok et, öldür, görmemişsin say. Ben bu kadar canım yandığında hep böyle yaparım. Hep böyle yaparım, böyle yaptım. Ve buna parfüm serisini yok ederek başlayacağım. Mihrimah serisi bitmiştir. Bütün yapılan kopyaları, her şeyi, yakın ya da yakınlarınıza dağıtın, ne istiyorsanız onu yapın. Bu umurumda değil. Ama Faruk Bey, onca yatırım, anlaşma. Yaratmak da, yok etmek de bize ait. Ne kadar zarar varsa hepsini karşılamaya razıyım. Sözleşme yaptığımız yerlerle ilgili bütün sözleşme tazminatları, hepsini ödemeye razıyım. Hiç sorun değil Allah. Ben tatile çıkıyorum. 3 gün sonra görüşürüz. Faruk Bey, size ulaşabileceğimiz bir yere mi gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz Faruk Bey? Şoförüme sadece sür diyeceğim. Yol nereye götürürse. Acil bir şey olursa, bana ulaşmanız gerekirse 2. hattımı kullanın. Çünkü bu mesajın geldiği telefonumu iptal ettireceğim. Faruk Bey! Allah'ım! Vallahi gitti. Günaydın. Günaydın Sadık Bey, günaydın. Her şey yolunda mı Faruk Bey? Aslında life goes on. Yani İngilizcem vardı, tercüme et işte. Evet, hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Etmeli, edecek tabii. Edecek. Anladım, anladım. Yavuz anlatır size. Tamam. Ben 1-2 günlüğüne yokum. Holding size emanet, tamam mı? Öyle mi? Bir şey 2 kere anlatmayı sevmiyorum. Hani Yavuz anlatır ya, Yavuz anlatır. Anladım, tamam. Yavuz anlatır. Aha. Yolunuz her nereye gidiyorsa ben size iyi yolculuklar dilemek istiyorum Faruk Bey. Tamam, yani döndüğümde eskisi gibi olacağım ama. Aha. Bir özgüven problemim var da tamir edilmesi gereken. Anladım, anladım. Aslında Yavuz anlatır ya, Yavuz anlatır. Tamam, Yavuz anlatır. Tekrar tamam. İyi yolculuklar. Aralıdayım, okey? Tamam. Teşekkürler. Sen mi geldin abi? Abi çok kötü durumdayım. Yemin ediyorum kurdeşen dökeceğim ben burada. Ya dur sakin ol. Ne oldu? Hayırdır? Abiciğim Faruk Bey kafayı yemiş. Evet. Yemiş gerçekten. Ben de öyle düşünüyorum. Sadık. Mihrimah serisi iptal desem. Şaka. Şaka değil mi? Bak abiciğim yüzüme. Hiç şaka yapar gibi bir ifadem var mı?
Sen ciddisin. Sen ciddisin. Ya ya bu adam manyak. Hakikaten manyak, kafayı yemiş ya. Aa, çıldıracağım ya. Ya bu kadar masraf yaptık, reklam yaptık, iş bağladık ya. Bunlar heba edilir mi ya? Yani imkansızın da bir sınırı vardır. Ama bu adamda sınır falan yok tabii yani. Tabii. Adam sürekli imkansızı istemiş ve almış. Alamayınca ne oluyor? Aha işte böyle arızaya geçiyor. Mihrimah'la görüşmüş mü? Abiciğim ne görüşecek Allah aşkına ya? Ne görüşecek Allah aşkına ya? Nereden bulduysa gitmiş, cep telefonunu bulmuş. Bir de hadsiz utanmadan mesaj atmış, ağzının payını da almış. İyi olmuş. Neyse abi, bak ben üretimi durdurdum. Bu mağazalara giden, standlara giden ürünleri falan da aldım. Hepsini toplatıyorum abiciğim. İyi. Bir yurt dışı yazışmaları kaldı. O da senin ellerinden öper çünkü ben bittim Sadık. Yavuz yani sen de en kazığını bana yükledin ha. Abicim öyle değil. Vallahi yazdım, çizdim, bozdum. Olmuyor yani. Bir açıklama yapmak gerekiyor. Şimdi ne diyeceğim ben? Ürün hatalı mı çıktı diyeceğim. Ürünü üretmekten vaz mı geçtik diyeceğim. Ya mutlaka bir gerekçe gerekiyor abicim yani biliyorsun. Tamam bu firmanın sicilinde böyle bir şey olmayabilir ama böyle bir şey mutlaka güven sarsacaktır. Tamam tamam sinirlenme rahat ol. Ya ben hallederim bu işleri. Ayrıca gerekçe falan göstermemiz gerekmiyor. Yani Faruk Bey öyle istedi deriz olur biter. Yani şöyle böyle adam diyoruz ama gene bir böyle dünya piyasasında hani sevilen bir adam. Yani o öyle istedi diyeceğiz işte. Ya onlar direkt o zaman Faruk Bey'le yazsınlar. Bize ne kardeşim yani. İyi. Ama kızarsa suçu üstleniriz ha. Tamam hallederiz merak etme. Oh. Abiciğim bana biraz müsaade ver ya. Ben bir dışarı çıkayım havam da iyisin. Bir volta atayım falan bir şeyler yapayım ya. Tamam abi sakin ol sakin ol. Çık git hava al hadi. Hadi iyi bakmıyorsun hadi. Sıkma canını ya. Ya tansiyonun çıkacak kalbin sıkışacak boş ver. Ha ne diyeceğim ya. Ya bak çıkışta ne yapalım biliyor musun? Bize gidelim tamam mı? Ya da sen eve uğra ondan sonra gel. Maç var maç bu akşam. Birlikte maç izleyelim hani deşarj olursun ha. Tamam abi, iyi fikir. Gelirim ben. Sen evet. Dışarıdan bir şey istiyor musun? Ay yok yok. Hadi. Adam manyak ya. Ne hale getirdi ikimizi de. Ey yarabbim. Al şimdi bu kadar yazışma yap. Ha, alo. Ya bana bir orta şekerli kahve göndersenize. Tamam. Ha, bir de şey bizim Hatice Hanım'a yollayın da şu yerleri falan temizlesin. Çok pis. Tamam sağ ol canım. Hadi.